Efendim herkese merhaba. İstanbul Gedik Üniversitesi'nin YouTube kanalından ve Radyo Gedik'ten bir pazartesi akşamı daha sevgili Evren Bolgün'le karşınızdayız. Hızlı ekonomide. Piyasalar çok hızlı, ekonomi çok hızlı ve biz de her zamanki gibi çok hızlıyız. Evren öyle değil mi? Evet, aynen. Hıphızlı program devam ediyor. Hıphızlı, şapşahane bir program sizleri bekliyor. Şimdi sana ilk sorumu soruyorum. %1,8 büyümüşüz 2020 yılında. Bugün büyüme rakamları geldi. Büyüme rakamları öncesi bakıyordum kim ne bekliyor diye. Ekonomistler yapılan araştırmalarda böyle %2,3 falan gibi medyanda bir takım beklentiler içerisindeydi. Merkez Bankası'nın keza en son açıkladığı beklentiler o minvaldeydi. Hükümet tarafından da son açıklamalara baktığımızda yine öyleydi. Ama diğer yandan işte IMF'si, Dünya Bankası, efendime söyleyeyim Moody's'i, onlar biraz daha az büyüme bekliyorlardı. Kimse daralma beklemiyordu bu arada. Ama gelen rakam bizim beklentilerimizin altında, yabancıların beklentilerinin üstünde geldi. Ortada bir yerde. Fakat benim anlamadığım şu. Güzel, büyümüşüz 2020'de %1,8 ama istihdam artmamış. Cebimizdeki para azalmış. Yani kişi başı gelire baktığımızda geçen bir önceki yılı oranla düşüş var. Cari açık desen öyle. Orada da rakamlarda artış var. Peki nasıl büyüdük biz? Bu büyüme ne anlam ifade ediyor? Bu büyüme sonrası yeni hesapları nasıl yapacağız? Evet, çok güzel özetledin Hande. Gene en kritik yerde bana bıraktın söz her zamanki gibi. Yani şimdi tabii şöyle bir şey. Yani ufak bir eksik ilave yapayım sana o zaman. Aslında yani geçen yılın ortalarından itibaren, yani COVID biliyorsun Türkiye'de Mart başında başladı resmi olarak, en azından 2020 Mart'ında. O tarihlerden sonraki aylarda hatırlarsan bütün o Dünya Bankası, OECD, IMF vesaire bütün uluslararası kuruluşların Türkiye'ye yönelik büyüme tahminleri -0,5, yani -5 civarıydı. 4,5-5 eksi. Çok ciddi daralma bekliyorlardı. Sonrasında biliyorsun bu kuruşlar zaten geriden de geliyorlar birçok tahminlerde. Ama daha enteresan bir şey daha ilave edeyim. Çünkü hani Türk halkı bazen unutabiliyor. Verileri hatırlatmakta yarar var. Bu ekonomi yönetimindeki değişim, yani 6 Kasım'ın hemen öncesinde YEP programı açıklanmıştı biliyorsun. Yeni ekonomik programı Berat Albayrak tarafından. O da Eylül ayında, yani Eylül 2020, yani çok eski tarihlerden bahsetmiyorum. Şöyle 6 ay öncesinden bahsediyorum. Eylül ayında açıkladığı programda 2020 yılı büyümesini 0,3 pozitif şeklinde ifade etmişti beklentiyi. Dolayısıyla demek ki aslında herkes yanıldı. Yani o tarihten bugüne geldiğimizde bu senin söylediğin revizyonlar aşağı yukarı Aralık, Ocak aylarında falan yapılmaya başlandı. Özellikle yani yılın tamamını gördükten sonra işte kredi kartı harcamaları, PMI'lar, tarım tarafındaki hadise, finans tarafındaki, finans kesimindeki kredi kanalı falan. Yani bunların hepsini gördükten sonrasında üretim ve harcama tarafını büyüme revizyonları hemen yukarıya çekilmişti zaten. Çekilmeye başlanmıştı Aralık, Ocak, işte Şubat ayı içerisinde. Yani ben biraz hani 7'ye yakın da olabilir diye düşünüyordum. Onun altında geldi aslında. Yani 6, %6, evet, yani %6 ile, yani %6'lı bir rakam bekliyordum. 5,9 geldi. Bir miktar düşük geldi esasında beklenene göre. Piyasa beklentisi biliyorsun ortalamada %2,3 civarı kapatmasıydı 2020 yılının büyümesini. 1,8 ile kapanmış oldu. Ama şimdi yani olağanüstü bir yılı geride kapattığımızı dikkate alacak olursak Çin pozitif tarafta bir büyümeye sahip gözüküyor. İşte biraz daha Mısır'ın falan, ama onlar küçük daha şey ekonomi olarak. Dolayısıyla hani OECD şeyde G20 diyelim, ya da G20 içerisindeki ülkeler sıralamasına bakarsan Türkiye ikinci sırayı almış gözüküyor bu rakamla. Dolayısıyla başarı mı başarı. Şimdi sorunun diğer, yani rakam olarak söyleyecek olursam başarı mı başarı. Ama öbür tarafta bence çok güzel tespitte bulundun. İstihdam zaten biz COVID'e girerken yaklaşık 4 milyon 500 bin civarı bir işsizle girmiştik. COVID sırasında bu 10 milyonun üstüne çıktı işsizlik şeyi, işsiz sayısı. 10,5 milyonlara falan dayandı. Sonra biliyorsun birçok işten çıkartma yasakları, işte ücretsiz izinler falan, destekler derken, ki o destekler de
Mart sonunda bitecek bu yılın. Dolayısıyla aslında biz işsizlik tarafındaki rakamları da yılın ikinci çeyreğinin başından itibaren görmeye başlayacağız. Yani gerçek aslında işte bu akşamda çok yaşa, bu akşamda belli olacak olursa Cumhurbaşkanı tarafından açıklamayla normalleşmeye doğru gitme anlamında işte restoranlar, kafeler vesaire açılması, kısmi açılması diyelim, kontrollü açılmaya da. Ama neticede şöyle bir şey var. İstihdam hakikaten evet ciddi anlamda daraldı o tarafta. İhracat tarafında da aslında çok büyük bir şey oluşmadı. Yani yılın genelini yorumlayacak olursak. Yani şöyle sektörel bir kısa çok hızlı bir yorumlama yaparsak sanayi yılın genelinde %2 büyümüş gözüküyor. Yani pozitif demek ki hani diyorsun ya istihdam daraldı ama sanayi aslında Covid'e rağmen üretimine devam etti hani de. Yani hatta Covid'in en sıkıntılı olduğu 2020 Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde yani yılın ikinci çeyreğinde de epeyce üretimi kesintisiz bir şekilde devam ettirdiler. Hizmet tarafı tabii dağıldı. Yani bu gayri safi yurt içi hasıla rakamında da kendini gösteriyor. %4,3 küçülme şeklinde yılın genelindeki performans negatif oldu. Tarım hande, tarım mesela %4,8 büyüdü ki biz biliyorsun yıl genelinde tarımı çok konuştuk. Gıda enflasyonu üzerinden başlayarak verilen bir takım teşvikler var ama bunlar üretici kesimin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Maliyetler tarafında ciddi artışlar oldu yılın genelinde döviz tarafındaki artışlar dolayısıyla yani %50, %60, %70 mertebesinde işte ilaç, gübre, yem vesaire hepsi döviz kuruna bağlı. Ama sonuçta büyümüş yani az da bir büyüme değil yani Türkiye büyümesinin oldukça üstünde %5'e yakın tarım tarafında bir büyüme görüyoruz. İnşaat hani de %3,5 küçülmüş. Yani demek ki zaten inşaat tarafında Covid öncesinde de sıkıntı vardı. Faizleri bir önce negatife çektik. Sonra olması gereken yere doğru yılın son çeyreğine girmeden Ağustos-Eylül aylarından itibaren arttırmaya başladı. Dolayısıyla inşaat tarafındaki hadisenin böyle olması normal. Ama önemli bir kısım bence şu üstüne basmamız gereken nokta yatırım Hande. Çünkü yatırımlar 2018 bizim Ray Brunson döneminde yaşadığımız şoktan sonra yani o Ağustos-Eylül şokundan itibaren 2018'in 3. çeyreğinden itibaren 2019'da dahil olmak üzere 2020 işte bu Covid'de biliyorsun 2. çeyrekte yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar giren o periyotta bayağı vurmuştu negatifte çeyreklik bazda büyüme. Çift haneli gelmişti. Yani yatırımlar bir 2 yıla yakın süre boyunca bu 2018-2020'nin yarısını ifade ediyorum. Orada negatifti. Yani işletmeler yatırım harcamalarını bayağı bir daraltmışlardı. Şimdi fakat şöyle bir şey oldu. Geçen sene Covid'in işte ortasındaki periyottan itibaren diyeyim yani yaz aylarından itibaren özellikle bu şeylerde sen de işte organize sanayi bölgelerine gidip geliyorsun. Sanayi içindesin sürekli sanayicilerle. Ben de içindeyim sonuçta görüşüyorum danışmanlık falan ve eğitim vesaire de yapıyorum sürekli. Benim geçen sene yazdan sonrasından itibaren gördüğüm ve duyduğum şey şuydu ki daha rakamlar işte şimdi bugün tam anlamıyla da yansıdı. Yatırım yapıyor sanayiciler özellikle. Şimdi burada tabii yani bu yatırımları niye yapıyorlar? Çünkü demek ki zaten ifade ettim ki 2 sene boyunca geriye çekilen bir yatırım vardı. Şimdi sanayi özellikle sanayi tarafı yani imalat sanayi tabii Türkiye'de yani sanayici diyelim bisiklete binmek gibi yani sürekli pedalı çevirmen lazım. Çevirmediğin takdirde düşersin doğal olarak bisikletli olduğu gibi geriye düşersin. Ve burada büyük ölçüde yılın ikinci yarısından itibaren bu zaten şeyde de var bugün açıklanan TÜİK verilerinde şeyde yatırım tarafında artışlar devam ediyor. Ama yani şöyle bir şey var hani büyümeyi de tabii pozitif etkiledi. Yıl genelinde yatırım büyümesi %6,5 seviyesinde yani hiç fena değil esasında özellikle. Burada yalnız şimdi buradan sonra yani 2021'den sonra yükselen faiz seviyeleri sebebiyle ve hala Avrupa tarafında özellikle karantina ve kısıtlamaların devam ediyor olması sebebiyle yani 2021 Ocak, Şubat, Mart aylarını ifade ediyorum. Bu satış tarafı ihracat kanalında istenildiği hızda ilerlemiyor. Yani
Bu neyi gösteriyor? Şimdi Türk sanayicisi imalat sektöründe başta olmak üzere yatırımlarını yaptı. Covid dönemi içerisinde krizi fırsata çevirmek için ciroları arttırmaya çalışacak. 2021'den itibaren arttırmaya çalışıyor yani. Ama bir taraftan da finansman tarafında da artan faizler dolayısıyla ve artan kur seviyeleri dolayısıyla yani ortalamalarda kur seviyesi halihazırda yüksek. Yani biz 8.58'den geldik 7 25 lira 35 lira ama Cuma günü biliyorsun 7.45'te gördük. Yani bir gün Evet. içerisinde ortalık onu konuşacağız birazdan Ben çıkarmıştım onu, evet. Amerika tarafında. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu kadar coşkunun içerisinde açıkçası hane halkı bunu niye bu kadar rahat hissetmiyorsunuz, hissetmiyor bu büyümenin sorusunun cevapları şöyle özetlenebilir. Birincisi istihdam tarafında yani işini kaybeden, geliri düşen çok yüksek bir kesim var. Yani milyonlarca insan var çalışan beyaz yakalı ve işte mavi yakalılar nispeten ama yine sanayi devam ettiği için Ya orada daha ücretli çalışanlar diyelim genel ücretli olarak. özellikle hizmet sektöründe çalışan başta olmak üzere kesimler olmak üzere beyaz yakalılar falan. Yani bu tarafta önemli bir işsizlik, istihdam kaybı oluştu. Dolayısıyla bu kesimin zaten harcama şeyi potansiyeli geriye çekildi hızlı bir şekilde 2020 genelinde ve halihazırda da devam ediyor bu arada. Bir diğer taraftan da aslında ucuz kredi tarafına erişebilme imkanına sahip olanlar dahil borç yüklerinde de artış oluştu. Yani özellikle hane halkının borçluk seviyesi tarafında ucuz verilen kredilere tabii ki sınırlı sayıda tüm Türkiye'ye erişim olmuyor. O çok net bir şekilde rakamlarda gözüküyor. Ama en nihayetinde kur tarafındaki artış dikkate de alındığında yıllık bazda döviz bazında 8.599 yani yaklaşık 8.600 dolara geriledi Türkiye'de kişi başı gelir dolar bazında. 2013 yılında Hande 12.574 dolardı bu rakam. Dolayısıyla biz aslında yani o tarihten bugüne yani 2013'ten bu yana düzenli olarak zaten dolar bazında geriliyoruz. Ve bugünkü geldiğimiz 8.599 dolarlık kişi başına gelir de bizi aşağı yukarı 14 yıl geriye götürüyor Hande. Yani Türkiye'nin 14 yıl önceki gelir seviyesine geri getiriyor. Bu tabii çok büyük bir kayıp. Yani takdir edersin ki bu kadar ciddi bir kaybı 1-2 senede falan yerine koymak mümkün değil. Dolayısıyla yani bunu zaten yani yurt dışına çıkacak olan azınlık diyelim tatil amacıyla olanı söylüyorum. Hani öbürü zaruridir. Çıkmak gerekir iş icabı ama keyif için çıkma potansiyeli zaten aşağı yukarı 1,5 yıldır falan ortadan kalktığı için hatta bence 2018'deki kur şoku dolayısıyla bunu 2 seneye de yayabiliriz. Yani 2018'in yaz aylarından itibaren değil mi? Kur 7 lira 20 kuruşlara falan vurduğunda bayağı bir maliyetli olduğu için şuraya gelmek istiyorum. Dolar bazında fakirleşmeye devam ediyoruz. Ya Yani sadece bu değil, şirketlerimizin değerleri düşüyor. Koca koca pek çok emek verilen oluşturulan şirketlerin ederleri dünya ölçeğinde küçücük kalıyor. Bir sürü emeğin değeri de düşüyor. Yani bırak gezmeyi, tozmayı, tatili. Hoş zaten şimdi bir de aşı muhabbeti var biliyorsun. İstesek de gidemeyeceğiz. Bizim aşıları kabul etmeyecekler falan diyorlar. Bilmiyorum teyide muhtaç ama hani diyeceğim o ki gerçekten kişi başına gelirimizin düşmesi bence ve bunun düzenli olarak 2013'ten bu yana özellikle baktığımızda düşüyor olması bence en temel, en kritik sorunumuz aslında. Dolayısıyla bugün elde ettiğimiz büyüme, işte her ne kadar dünyada büyüyen iki ülkeden biri bile olsak da pandemi döneminde bize bir hayrı olmuyormuş gibi görünüyor. evet, şimdi aslında hani 2-3 tane grafik göstereceğim. Sonra grafik tarafını hani bu konuyla ilgili hazırlamıştım bugün içerisinde. Hani ekrana da getireyim müsaade edersen. Şu anda geldi. Görüyorsun. Bu bizim aslında 2005 yılından itibaren gayri safi yurt içi hal biraz da büyüteyim hatta daha da rahat anlaşılsın. Seni de şöyle köşeye alıyorum. Rahat gözüksün ekranda. Şöyle rahat gözüküyor herhalde. Yani Evet. bak bu mesela gayri safi yurt içi aslında büyümesinin 2005 yılı yani epeyce uzun bir periyot yani yaklaşık işte 15 yılı içeren bir süre
yıllıklandırılmış şekilde baktığımızda çeyreklik tabii büyümeleri. Yani şimdi bu şu 2009 krizinde yani küresel Amerika şeyi vardı ya şeyde 2009 Mart'ında dip yapmıştı. Evet. Bu orası bak Covid mesela o kadar daha derin bir dip yapmamış. Ama daha az bir dip yapmasına rağmen 2020 yılının ikinci çeyreğinde dikkat edersen bu şeyden çıkış biraz daha açısı geniş V'nin 2009'da. Şimdi daha ani bir çıkış yaşadık. Yani daha yaygın süren, uzun süren bir resesyon dönemi 2009 krizinde varken Amerika tarafında. Şimdiki dönemde yalnız 2009'dan farklı 2009'daki şeyde sonraki periyotlarda daha yukarı seviyelere çıkmış fark ettiysen grafikten de gözüken. Tabii Şu baz anda etkisini de hesaba katmak lazım. Yani çok daha derine düştüğümüz için yukarı kesin. yönde biraz daha hızlı olmuş tabii, değil Evet mi? ama benim aslında söylemek istediğim şey şuydu ki bak trend olarak şöyle bir baktığında uzun vadede aslında düşen bir gayri safi yurt içi hasıla büyüme trendi var zaten kendi içerisinde de. Ama daha enteresan olan bir nokta hem de yani büyümenin tabii burada şeyi de yani bunu kapatayım diğer grafiği açmaya çalışayım. Yani büyümenin kalitesinde de açıkçası problemler oluşmaya başlıyor. Yani şöyle mesela gayri safi yurt içi hasılayla sanayi tarafında çok daha uzun bir periyottaki görseli şu anda ekrana getireyim. Yani çünkü gayri safi yurt içi hasılasıyla büyümeyi önemsiyorum. Bu biliyorsun hep sanayiden de bahsediyoruz yoğun olarak. Burada mesela 3 aylık bazda takvim ve mevsimsellik etki arındırılmış. Yani biraz daha yatay görüyoruz burada takvim etkisinden. Ama önemli olan şey şu ki bak son dönemde çok yoğun bir şekilde oynaklık söz konusu büyümede ve sanayi üretim tarafında. Yani bu kadar oynak bir periyot dönem içerisinde sanayicinin de işinin hiç kolay olmadığını ifade etmekte yarar var. Son olarak bir şey daha göstereceğim. Orada zaten bu oynaklıktan ne anladığımı veya ne anlatmak istediğimi çok net göreceksin. Büyümenin bu da yine son aşağı yukarı 10 yıla yakın bir süre. 10 yıllık bir süre içerisinde gayri safi yurt içi hasılanın üretim tarafından aslında baktığımızda şu anda ekrana şimdi geldi. Üretim tarafından baktığımızda bak ne kadar karma karışık bir seri gibi gözüküyor. Burada tarım kırmızıyla, sanayi maviyle, yeşil inşaat, turuncu da hizmetleri gösteriyor. Bu seçilmiş tabii ana sektörler üretim tarafını gösteriyor. Yani ne kadar karma karışık bir görüntü içerisindeyiz. Sadece 2016 sonrasında bir birliktelikler oluşmuş. Şimdi dip döneminde de dip dönemi içerisinde bak inşaat mesela yeşil olan nasıl yönünü aşağı çevirmiş fark ettiysen şurada yakın Herkes zamanda. kendi kafasından gidiyormuş gibi görünüyor. Bir ortak bir paydaları yokmuş gibi. Sanki başka ülkenin üretim alanları her biri, değil mi? Evet yani işte zaten bence hani son 10 yıllık şu şeye haritaya diyeyim. Hani gayri safi yurt içi hasılası büyümesinin şeyini görselini çizdiğimizde bu yani ekonominin üretim tarafında ne kadar oynak, kaygan ve istikrardan uzak olan bir şeyde çizgide ilerlediğini bence çok net gösteriyor. Ya bu tablonun kimsenin işine yarayacak bir hali yok bana kalırsa. En çok da yönetimin, hükümetin işini zorlaştırır, değil mi? Kimseyi memnun edemezsin aynı yöntemle. Herkese ayrı şey söylüyor olman lazım. Yani çok Ama yani sağlıklı biraz bir da durum yani. evet biraz da öyle olmuyor mu Hande? Zaten yani şimdi hani bu dediğin aynen bu şekilde gerçekleşiyor. Yani şimdi yani bunu mesela harcama tarafından da göstereyim. Hani üretim tarafından gösterdim. Çünkü iki şekilde yorumlanıyor gayri safi yurt içi hasıla iktisadi olarak. Bu da üretim şey büyümenin üretim az önceydi. Bu da harcama tarafı Hande. Harcama. Yani burada bak işte kırmızı tüketimi hane halkının tüketimini gösteriyor. İşte mavi devletin tüketimini ki zaten şu anda devlet ve hane halkı son periyotta bunu biraz yukarıda tutmaya çalıştı. Gayri safi sermaye yani az önce yatırım dedim ya yeşil. Bak dikkat et yeşil de son 2 çeyrektir. Şimdi azalıyor ama en azından bak çeyrek yeşiller hep dedim ya son 2018 yılından itibaren negatifti diye. Yani 2 yıl boyunca
sanayici yatırım tarafında epeyce çekimser kalmıştı. Negatif, yani küçülmüştük yani yatırımlarda, ki bu çok önemli çünkü ileriki dönemdeki büyümeyi etkileyecek bir durum. Ama ondan sonra 2020'nin ikinci yarısından itibaren yeşil bak büyüyor. Şimdi büyüme biraz azalıyor. Şimdi muhtemelen 2021 yılında bu yatırımların satışlara ve ciroya dönüşmesi gerekiyor. Yani ihracat tarafını ben oldukça önemsiyorum. Çünkü Evet. iç taraf açıkçası ihracattan daha sıkıntı, COVID dolayısıyla özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere yaşamış durumda. Ki burada kaldı ki bak ihracat tarafı zaten çok daha cüzi bir şeyde durumda. Şurada küçücük şeyde maviyle gözüküyor şurada bak bu çeyrek yani 2020'nin son çeyreği, en son bugün açıklanan verilerin olduğu kısım şurası zaten. Do biraz daha hatta şöyle yakınlaştırayım. Evet, biliyor. Şurası. Dolayısıyla yani şimdi uzun lafın kısası halinde yani biz sonuçta evet büyüdük mü büyüdük. Kağıt üstünde problemler tabii çözüldü mü? Yani çözülmedi. Yani o tarafta yani çok net bir şekilde söylemek mümkün ki temel sorunlar devam ediyor açıkçası. Ama yani inşaat ve ihracatta yavaşlama olmuş olması, ben burada inşaat tarafının devlet teşvikiyle 2021 yılı içerisinde nispeten konu olacaktır diye düşünüyorum, ama genele baktığımda bu finansman maliyetleriyle yani konut tarafındaki şeyler iki katına falan çıktı geçen sene yazına göre. Evet. Konutta yani bu maliyetlerle, kredi maliyetleriyle inşaat tarafında büyük bir talebin oluşması mümkün görmüyorum açıkçası. Bence yılın ikinci yarısına ancak sarkacaktır o faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte. En ihtimalle üçüncü çeyreğe falan sarkar diye düşünüyorum. Yani Ağustos, Eylül, işte Ekim falan o aylara. Dolayısıyla yani şimdi hani buradan sonrasında önümüze baktığımızda ama çok hani karamsar olmayı da gerektirecek bir durum yok. Onu söyleyeyim. Yani şu görüntü yatırımların pozitif katkı sağlamış olması 2021 yılında eğer Avrupa'da da şu kısıtlama ve karantinalar aşı şeyiyle birlikte yani yoğun aşılanmayla birlikte işte Mart, Nisan, Mayıs falan işte yaz da başlayacak artık şeyde 1 Nisan'da resmi olarak turizm sezonu. Ve biliyorsun İngiltere mesela açıkladı şeyi Mayıs ortasından itibaren İngiliz vatandaşlarının yurt dışına seyahat yasağının kalktığını Boris Johnson geçen hafta açıklama yaptı. Dolayısıyla yani buradan turizm de nispeten bence etki yapacaktır pozitif Türkiye'ye büyüme tarafında. Dolayısıyla yani büyüme açısından bence 2021 büyümesi 2020 büyümesinden daha yukarıda olacağı açık. Yani onu söyleyeyim yani %1,8'in üzerine çıkacağız 2021'de. Hane halkının büyümeyi biraz daha farklı yani pozitif anlamda hissetme ihtimalinin 2021'de ben biraz daha olası olduğunu düşünüyorum 2020'ye kıyasla. Çünkü kısıtlama karantinalar kalktıktan sonra ister istemez hizmet sektöründe tekrar istihdam eskisi kadar hızlı olmayacak ama yavaş yavaş da olsa geri gelmeye başlayacak. Ama ben bence ertelenen bir talebin de oluşabileceğini düşünüyorum orada. Yani şeyden COVID'den en olumsuz etkilenen sektörler 2021 yılında kısıtlamalar kalktıktan ve işte karantinalar ortadan kalktıktan sonrasında en pozitif etki yapacağını düşündüğüm sektörler. Bunlar işte yeme, içme, eğlence vesaire olan sektörleri kapsıyor. Dolayısıyla büyümenin bence 2021 sonunda %4'ün üzerine çıkma olasılığı bence arttı. Onu söylemek isterim yani. Ama 5'in üstünü pek beklemem. Yani şu anki benim öngörüm açıkçası %4,5'la baz diyeyim hani ortalama 4,5 seviyelerinde bir büyümeyi beklerim 2021 yılının tamamında. Ama tabii ki hani yıl içerisinde birçok farklı şeyler beklemediğimiz işte dışsal bir takım riskler de söz konusu olabilir. Evet. Bunlara bakmak.